Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Hangisine güvenirsiniz? Bir yanda anayasayı bir kez daha çiğneyeceğini açıkça vurgulayarak Cumhurbaşkanlığına üçüncü kez adayım diyen Recep Tayyip Erdoğan, bir yanda altılı birliktelik onay verirse Cumhurbaşkanlığına adayım diyen Kemal Kılıçdaroğlu bir yanda %51,41 oyla yani sadece %1,41 oyla verin bu kardeşinize yetkiyi görün nasıl uçuracak Türk halkını diye kandırılan Türk halkı. Bir yanda ortada Demokles'in kılıcı gibi olması gereken ancak yasasını çiğneyerek mühürsüz oyları kabul edip tek adam rejimine onay veren Yüksek Seçim Kurulu. Tabla Türkiye'de budur. AKP artı MHP artı YSK, Haziran 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeni kumpasların hazırlığındadır. Türkiye'ye kurulmak istenen kumpaslar çok net şekilde ortaya çıkmıştır. Demokrasiyi yok etme kumpası, anayasayı yok etme kumpası, Cumhuriyet'in temeli olan hukuk devleti ilkesini yok etme kumpası, Yüksek Seçim Kurulu'nu yandaş yapma kumpası, halkın iradesine ipotek koyma kumpası, Diktatörlük kumpası, değerli okurlarım, bir yanda Recep Tayyip Erdoğan, anayasa ve yasaları çiğneyen, iktidarda kalabilmek için aklıyla değil hırsıyla hareket eden, demokrasiye asla inanmayan, milli görüş gömleğini çıkaran, 20 yılda tek bir fabrika açmayan, çiftçiye anını da al git diyen, Gezi Parkı direnişçisine çürük, sürtük diye küfreden, Somalı vatandaşa tokat atan, kumpas davalarının savcısıyım diyen, FETÖ örgütünü devletin askeriyesine, yargısına, emniyetine, bürokrasine ve partisine yerleştirip paralel yapı oluşturarak 15 Temmuz hain darbe girişimine neden olan, Amerikan başkanının ahmaklık etme sözüne muhatap olan, PKK uzantısı PYD-YPG'ye karşı yürütülen Barış Pınarı Askeri Harekatı'nı Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Erdoğan ailesinin yurt dışındaki mal varlıkları bloke edilsin kararı alması üzerine durduran, Kozmik Oda sırlarının FETÖ'cülerin eline geçmesine neden olan, ekonomiyi çöküntüye uğratan, yurt dışına giden doktorlara "Varsın gitsinler" diyen, her seçimde milleti "Türkiye gelişmiş 10 ülke arasına girecek" diye kandıran, tek alyansıyla gelip saraylarda yaşayan Aile vakıflarına topladığı bağışlar ve Amerika'da bina ve çiftlik sahibi olan Türk milletinin birikimlerini sığınmacılara peşkeş çeken, Türkiye'yi Suriye batağına sokan, S400 inadından Türkiye'yi Amerikan ambargosu sonucu F35 savaş uçağı projesinden dışlanmak zorunda bırakan, emeklilikte yaşa takılan EYT'lerin haklarını yiyen, atanamayan öğretmenler ordusu yaratan Emekli maaşlarını kuşa çeviren, Türk çiftçisi yerine yabancı ülke çiftçilerini zengineden, kur korumalı faiz sistemiyle fakirden alıp zengine veren, saraylarda uçak filolarıyla şatafatlı yaşamı tercih eden AKP'li memurlarına aylık 4'er beşer maaş alma imkanı veren 5 müteahide dünyada devlet ihaleleri alma rekoru kırdıran şerefsiz 15 Temmuz müsebbibi denilen Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'da can ciğer kuzu sarması ekonomik ilişkiler kuran Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için hukuki yolları kullanmayan Rahip Brunson için bu can bu bedende bu fakir bu görevli olduğu sürece o teröristi yani Rahip Brunson'ı alamazsınız. Ver papazı al papazı demesinden sonra Trump'ın ABD yaptırımlar uygulayacak tehdidi üzerine papazı serbest bırakan, Alman Şansölye Merkel'in tehdidi üzerine Almanya vatandaşı Deniz Yücel'i de serbest bıraktıran, Rus savaş uçağının düşürülmesi talimatını verip Türkiye'nin milyarlarca dolar turizm gelirinin kaybına neden olan, Türk askerinin başına çuval geçirilmesi sonrası Amerika'ya nota verilmesi talebine ne notası, müzik notası mı diye yanıt verip Türkiye'nin itibarını yerle bir eden, bakanlarını, bürokratlarını istifa ile değil af yoluyla görevden alan, damadı Berat Albayrak'ın Hazire ve Maliye Bakanlığı'nı bırakıp kaçmasını dahi hazmeden, 163 bin kişiye dava açan, basın özgürlüğünü yok eden, ifade özgürlüğünü askıya alan, korku devleti haline getiren, meclisin yasa çıkartarak kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi'ni tek imzayla yayınladığı KHK ile iptal eden, diplomasının aslını hala ispat edemeyen, tek adam rejimiyle demokrasinin askıya alınmasına neden olan, devlet mallarını ihalesiz peşkeş çeken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmak için bebek katilinin mektubuna muhtaç olan, terörist Osman Öcalan'ı seçim kazanma uğruna TRT'ye çıkartıp oy devşirmeye kalkan, 15 milyon vatandaşı sosyal yardımlarla yaşamaya mahkum eden, milleti kutuplaştıran, nefret ve kin dili kullanan, aile vakıflarına milyonlarca dolar bağış toplayan siyasetçidir. Bir yanda demokrasiye inanan, insan haklarına önem veren, parlamenter rejim isteyen, medya özgürlüğünü savunan, Millet İttifakı ile İstanbul ve Ankara başta 25 yıllık AKP saltanatını yıkan, şeffaf belediye ihaleleri dönemini başlatan, Cumhuriyet tarihinde ilk kez uzlaşmacı siyaset çerçevesinde birbirinden farklı siyasi görüşleri olan 5 partiyi bir araya getiren, hoşgörü siyasetiyle milleti kucaklayan, tek akıl değil ortak akıl siyaseti yürüten Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Farkı fark ettiniz mi? Hangisine güvenirsiniz? Değerli dostlarım, bu akşam saat 21'de Flash Haber Televizyonu'nda hukukçu Ömer Faruk Emin Ağaoğlu ile hazırlayıp sunduğumuz Adalet ve Demokrasi programında konuklarımız Anayasa Hukuku uzmanları olan Profesör Doktor Serap Yazıcı ve Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'dur. Erdoğan'ın 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamasının anayasaya uygun olup olmayacağını değerlendireceğiz. İzler misiniz?